İstanbul sokaklarına dönelim. Sevgili Çiğdem bu hafta neredeydi? Eminönü'ndeydi öyle tahmin ediyorum. Hocam bir soru sordu. İslam'ın kapısından girmek için ne söylenir, ne söylemek icap eder diye sordu. Bakalım nasıl cevaplar almış izleyelim. Evet efendim. Önündeyiz. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir sorusunun yanıtını arıyoruz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar mı? Evet. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? İstanbul'un kapısından girmek için? İslam'ın. İslam'ın Bismillahirrahmanirrahim kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Tabii ki. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abdühü ve resulü. Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Getirebilirim. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abdühü ve resulü. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Bilmiyorum. Hangi söz söylenir? Müslüman olmak için. Ha, kelime-i şehadet. Söyleyebilir misiniz? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Oğlum biliyor. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i şehadet getirilir. Getirebilir misiniz? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını biliyor musun? Kelime-i şehadet. Okuyabilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını da bilmiyorum valla. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Şehadet kelimesi. Şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Şehadet ederim ki Allah-u Teala'dan başka bir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve elçisidir. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah. Bu kelime-i şehadeti bu anahtarı açtığında girebiliyorsun. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını net bilmiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Tabii ki. Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamberimiz onun kulu ve elçisidir. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? İslam'ın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet. Besmele okuruz. Okuyabilir misin? Euzubillahimineşşeytanirracim. Merak etmiyorum. Teşekkür ederiz. Anlamını biliyorum ama şu an aklımda yok. Gerçekten yani şu an kafam da çok karışık. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Yine şehadet ederim ki bir dakika toparlamam lazım. Yani şehadet ederim ki Eşheden la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani en doğrusu hani buna öncelikle hani bizim elhamdülillah Müslümanız Türkiye'de yaşadığımız için hani şu an şöyle bir sağa sola baksak bir doğru sözü kimse söyleyemez. Ama en mantıklısı işte camide duyduğumuz sesle işte herhangi bir şeyle hani sadece aziz Allah deyip geçmemek gerek. Bir abdest alıp niyet edip namazı kılmak için bu yolda yürümemiz lazım. Peki ne söylersek Müslüman oluruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını bilmiyorum. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Kelime-i şehadet. Getirebilir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musun? Hayır. Yani niye bunu soruyorsunuz? Biliyor musunuz cevabı? Biliyorum da yani bunu sorma bile abes yani insanlara. Müslüman olmak için vallahi Hanefi benim mezhebim ve aslında Yörük kızıyım. İslam'ın kapısından girmek için hangi söz söylenir? Bismillahirrahmanirrahim diğer girersin. Evet, besmele ile karıştırılıyor hocam.
Efendim, ben tebrik ediyorum halkımız. Büyük ekseriyetle yani kelime-i şehadeti söyleyebildiler. Tevhidi okuyabildiler. Yunus'un dediği gibi kitaplar da yazlıdır. Gönüller de gizlidir. Söylenecek söz budur. La ilahe illallah. Allah dede seninle. Rabbim her an seninle. Yad et daim dilinle. La ilahe illallah. Gönülleri bol eyler. Dağı taşı yol eyler. Sultanları kul eyler. La ilahe illallah. Yunus da bunu dedi. Yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.